Herkese merhaba. Bugün sizlere Audi markasının yenilenen Q7 modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda ön bölümde dikkat çeken dev panjur artık altıgen petek şeklinde tasarıma sahip. Far takımlarında artık HD Matrix LED Laser teknolojisi standart olarak gelecek ve bu teknoloji örneğin 70 km hızın üstüne çıkıldığında uzun farların açısını ayarlayabilecek. Arkadaki stoplar ise OLED teknolojisi ile güçlendirilmiş. Donanım seçeneğine göre de modelin üzerinde değişimler yaşanmış. Örneğin s ya da SQ7 TFSI seçeneklerinde daha büyük hava kanalları ve yeni renk seçenekleri mevcut. Aracın içine geldiğimizde 2024 makyajlı Q7, güncel modelin kabin tasarımını korumaya devam ediyor. Yine 5 ve 7 koltuklu düzen ile alınabilen model, çift ekranlı tasarımını, MIB3 yazılımı ile güçlendirmiş. Ayrıca ekranların altındaki fiziksel ve dokunmatik tuşlar da yerini koruyor. Yeni yazılım sayesinde Q7 kullanıcıları araçlarına Spotify ve Amazon Müzik gibi yeni uygulamalar ekleyebilecek. Uzaktan güncellenebilen yeni sistem aynı zamanda yeni grafikler ve içerikler ile de güçlendirilmiş durumda. Q7'nin bagaj hacmi 780 litre. Koltuklar yatırıldığında bu hacim 1908 litreye kadar çıkıyor. Yeni Q7'nin teknik özelliklerine baktığımızda Audi Q7'de makyaj operasyonu ile dizel motorlarını korumayı sürdürecek. 45 TDI ve 50 TDI modelleri 3 litrelik dizel V6 motordan sırasıyla 231 beygir güç ve 500 Nm tork ile 286 beygir güç ve 500 Nm tork alabilecekler. Benzinli tarafta ise benzinli V6 motorun 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten versiyonu karşımıza çıkıyor. Her iki motor seçeneği de 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Bu şanzıman üretilen tüm gücü 4 tekere birden aktarıyor. Her iki seçenek de 48 volt yarı hibrit sistem ile güçlendirilmiş. En üst basamakta ise 4 litrelik TFSI V8 motoru ile SQ7 bulunacak. 507 beygir güç ve 770 Nm tork üretebilen bu özel versiyonun azami hızı 250 km olarak açıklandı. Model aynı zamanda 0-100 km hızlanmasını da 4.1 saniyede tamamlayabiliyor. Opsiyon listesindeki elektronik havalı süspansiyon sistemi modelin yüksekliğini de 90 mm kadar değiştirebiliyor. Adaptif sistem siz karışmasanız da yollarda 30 mm kadar yere yaklaşıyor. Araziye çıktığınızda ise sistemin aracınıza 60 mm kadar yükselttiğini görüyorsunuz. İkinci seviye otonom teknolojiler ve bol bol güvenlik donanımı ile gelecek aracın yılın ilk çeyreğinde Almanya'da satışa sunulması ve sonrasında ülkemize gelmesi bekleniyor. 2024 Audi Q7 Almanya'da 79.300 Euro'dan başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.